Tarih ve saat fonksiyonlarından birini daha inceleyelim. Seri tarih fonksiyonu bu videonun konusu. İngilizce Excel'de e date fonksiyonu olarak kullanılmakta. E-date yani seri tarih fonksiyonu belirtilen tarihin seçilen ay kadar sonraki gününü veriyor. Bu fonksiyonu özellikle çeklerde, aylık ödeme listeleri gibi listelerde kullanabiliyorsunuz zaten. Şimdi vereceğimiz örnekte bir borç tarihi ve alacak tarihi ile alakalı olacak. Yani anlaşıldığı gibi bir vade tarihi üzerinde biz örnek işlemimizi gerçekleştireceğiz. Biz herhangi bir fonksiyon kullanmadan bu işlemlerden yapabiliyor muyuz? İlk önce bir buna bakalım isterseniz. Mesela şöyle bir ifadede de bulunalım. Eşittir. C hücresindeki tarih değeri artı 30 dersek yukarıdaki tarihin 30 gün sonrasına gidecektir. 30 gün sonrasına gittiğinde de 21.01.2020 tarihine denk gelecektir. Diyelim ki bir ay vadeli bir borcunuz ya da bir alacağınız var ve bunun ödenecek tarihi ya da alınacak tarihini hesaplamak istiyorsunuz. Artı 30 diyerek yani 30 günlük bir vade hazırlanacaksa bu yöntem kullanılabilir. Ancak ifade şöyleyse 30 gün değil 1 ay deniyorsa işte burada kullanmamız gereken idate fonksiyonu olacak. Yani seri tarih fonksiyonu olacak. Çünkü biz elbette tarihlerin hesaplamalarını yapabiliyoruz. Örneğin bir ayın kaç gün çektiğini bilebiliriz. Şubat'ın bazen 28 bazen 29 çekmesi haricinde ekseriyetle bütün ayların sırayla 30 ve 31 gün çektiklerini biz biliriz. Ama hesaplamalarda ayları işin içine katarak bu ay 30 mu çekiyor 31 mi çekiyor bunu da bir liste olarak tutmamıza gerek var mı? Tabii ki yok anlık olarak aklımıza da gelmeyebilir. E bu gibi bir durumda ne yapacağız? Gidip o ayın kaç çektiğini mi inceleyeceğiz? Buna gerek yok. Bunun yerine yapmamız gereken şey dediğim gibi seri tarif fonksiyonunu kullanmak olabilir. Eşittir seri tarih fonksiyonunu açarız ve ardından başlangıç tarihini seçeriz. D3 hücresindeki değer noktalı virgül ay sayısını seçeriz. Kaç aylık bir vade burada söz konusu olacak. Biz yan taraftaki gibi yaparsak bir aylık bir vadenin olduğunu söyleriz. Ve gördünüz mü bakın 22.01.2020 tarihi çıktı. Biz burada varsayılan olarak 30'u seçmiştik. Ödeme ya da alacak tarih 21.01.2020 iken bir ay sonrasını anlaşıldıysa 22.01.2020 tarihine bu ödeme ya da alacak vadelenmiş oluyor. Yine buradaki örnekten de şimdi anlayabiliriz. 31.1.2020 tarihinde alınan bir borç ya da alacak. Ödeme tarihi geldiğinde ödenmeli. Bu da vade tarihi bir ay olsun. Şöyle yaptığımızda zaten hata alacağımızı biliyoruz. Cehid ücresi artı 30 dediniz. Ya da az önceki örnekten yola çıkalım. 30 demiştik ama biz bir ayı 30 ya da 31 gün sayabiliriz. 31 gün saydığımızı düşünelim. Görüyorsunuz 2 Mart tarihine gitti. Ama bunun olması gereken nedir? Şubat ayının son günü. İşte onu da seri tarih fonksiyonuyla belirleyeceğiz. Seri tarih, değil ücresindeki değer noktalı virgül, ay sayısına bir derseniz Enter 29.02.2020 tarihine böylece ulaşmış oluyorsunuz. Excel'de seri tarih fonksiyonunu kullanma bu şekilde sonraki videoda farklı bir konuyla görüşürüz.